Bugün İzmir'i vermesen ben olmaz ki. İzmir'de o valilik konağındaki çekilen bayrağı vermesem olmaz ki. Bugün İzmir'in kurtuluşu. Daha doğrusu bugün Türkiye'nin kurtuluşu. 9 Eylül, kordon boyu, alev alev haykırdı. Ufuklara karşı ardında milyonlar. Mutluyum. Yani duygulanıyorum çok. İyi ki Atatürk vardı yani. İzmir'in düşman işgalinden kurtulmasının üzerinden tam 102 yıl geçti. Kurtuluşun 102. yıl dönümü İzmir'de coşkuyla kutlandı. İzmir demek vatan demek. Ben İstanbul'dan geldim bu coşkulu günü tanıklık etmek için. Kutlamalar zafer yürüyüşüyle başladı. İzmir Valiliği önünde kurtuluş günü yeniden canlandırıldı. Süvari birlikler temsili olarak İzmir'in kurtuluşunu canlandırdı. Ufuklara karşı ardında milyonlar. İzmir'in kurtuluşunu çok büyük bir coşkuyla kutladık ve kutlamaya da devam edeceğiz. Ne mutlu Türk'üm diyene Mustafa Kemal'in de askeriyiz. Kutlama programı İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi törenle devam etti. Akşam saatlerinde ise İzmir Fener Alayı ile aydınlandı. 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağı omuzlarda taşındı. Bugün işte 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu. Sadece bunu İzmir'in kurtuluşu olarak lütfen algılamayın. Türkiye'nin kurtuluşundan bahsediyoruz. O Samsun'da yanan, yakılan kurtuluş ateşinin nihai noktası İzmir. O günkü düşmanın tasvir ederiz ya, denize döküldüğü veya İzmir'den çıkartıldığı an deriz. O günün düşmanlarından bahsediyorum. Bugün dostane ilişkiler içerisinde olmalıyız. Çünkü her savaş istiklal mücadelesi ve istikbal mücadelesi olmadıktan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bir cinayettir. Ha, o gün bizim ülkemizin kurulduğu bir tarih veya kurtulduğu bir tarih. 9 Eylül'den bahsediyorum size. İşte bu ruhun anlatılması gerekiyor. Yoksa boş cümle. Gazze. Sen Gazze'ye ne yaptın ki ya? Ne yaptın iktidar olarak da Gazze'nin savunması diyorsun veya Gazze'nin sevgisi diyorsun, öyle bir başlık atıyorsun. Ne yaptığına bir bakarsın iktidar olarak, tamam mı? Ardından da eğer yaptığın gerçekten somut şeyler varsa onu başlık olarak atabilirsin. Ama sen bol bol yardım yapmışsın. Daha 3-5 ay öncesine kadar yardımını kestin. Boş cümlelerden başka da bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımız işte katliam, şu bu, alıştık artık bu cümlelere de. O kadar. Amerikan gemisiyle tatbikat yaptınız siz ya. Amerikan gemisiyle Akdeniz'de bundan bir ay önce tatbikat yaptınız. Onu da başkalarından öğrendik. Milli Savunma Bakanlığı da açıklamadı. Gelip ondan sonra da Gazze. Yapma ya. Biz de safız ya. Yiyeceğiz yani her şeyi. Şimdi bir de bir şey söyleyeceğim. Teğmenlere gideceğim şimdi. Teğmenler haberi de çok çok önemli. Erdoğan açıklaması da var. Ama sizlerden bir şey rica ediyorum. Az önce kayıt parası çıktı ya. Az önce söylemeliydim. Lütfen kayıt parası isteyen devlet okullarının ismini, okulun ismini yazarak yazar mısınız bana? Buradan açık ihbarda bulunacağım çünkü. Ben şu işte Fatih Portakal Devlet Okulu'nda çocuğunda isminizi söylemeyeceğim, merak etmeyin. Onun garantisini veriyorum ama binlerce gelecek zaten. Ondan sonra ne işlem yapılacak? Hiçbir işlem yapılmayacak, biliyoruz. Gelelim Türkiye'nin başka önemli bir konusuna, teğmenler. Bu teğmenler konusu, işte kılıç çaktan teğmenlerden bahsediyorum. Alternatif bir kutlama yapan teğmenlerden bahsediyorum. Tabii 30 Ağustos'ta yaşandı. Aradan 10 gün geçti. Hala daha biz bu olayı konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz tabii ki. Şimdi diyeceksiniz ki bu teğmenler ne olacak? Şimdi teğmenlerle ilgili açıklamalara bakıyoruz. Olayı şöyle bir özetleyeyim. 30 Ağustos'ta işte Kara Harp Okulu'nda.